İyi, i̇yi akşamlar efendim. 20 Ocak 2022 Perşembe. Saat 19. Fox ne haberdesiniz. Ben Selçuk Tepeli ve bugün etiketimizde adeta dedik. Adeta'nın arkasına o kadar çok şey yazılabilir ki. Siz yazarsanız biz de vakit buldukça aktaracağız. Aynı zamanda da biliyorsunuz bugün meşhur bir tweet var. Haberin sonunda kendime vakit yaratabildiğim ölçüde onunla ilgili Birkaç şey söylemek istiyorum. Şaşırtıcı şeyler. Dolayısıyla ilk haberimize geçelim. Vakit kaybetmeyelim. Biliyorsunuz COVID-19'la ve Omikron'la ilgili bir mesele var. Bir takım kararlar alınıyor. Alınan kararlar ne manaya geliyor? İnsanlar hassasiyetini sürdürüyor. Kendi cebinden para ödeyerek ya da sıraya girerek ya da şu ya da bu biçimde uğraşarak test oluyorlar. Bu arada da ilginç açıklamalar geliyor. Mesela Bilim Kurulu bir bilim kurulu üyesi sabah çalar saati konuk oldu ve dedi ki: Aşısızlara test zorunluluğunun neden kaldırıldığı sorusu ile ilgili olarak kararı biz değil Sağlık Bakanlığı aldı dedi. Bakanlıktan bilme gerek yok kararları dedik bizde. Neden bu kararı aldı? Çünkü gerçekten ciddi bir sıkışıklık var hastaneler Kuyruklar var. Kuyruklar var. O karar bilim kurulunun kararı değil. Değil o, mi? Değil hayır. Yani orada bir karışıklık oldu. O karar e, Sağlık Bakanlığı'nın kararı. Aşısızlara test zorunluluğunun kaldırılması kararının hem sebebini hem de kararı kimin aldığını çok net açıkladı. Bilim kurulu üyesi Serap Şimşek Yavuz. Kararı Sağlık Bakanlığı'nın aldığını söyledi. Üstelik vaka sayıları tırmanışa geçmeden bilim kurulu toplantısında uyarılarda bulunduklarını da anlattı. Omikron'da bu öngörülüyordu. Bilim Kurulu da aynı şekilde bu iş patlayacak evet. ve hazırlığımızı yapmamız gerekiyor dedik. Mesela test kapasitenizi artırın, işte eleman artırın, malzemenizi stoklayın, hmm. yoğun bakım yataklarınızı gözden geçirin. Çünkü toplumumuzun yaş oranı belli. Fakat burada bir şey olmadı. Yani öyle bir hazırlık olmadı. Gerekli olmayın. hazırlığı yapmadık. Evet. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Serap Şimşek Yavuz çalar saatte İsmail Küçükkaya'nın konuydu çok daha bulaşıcı olan omikron varyantı Türkiye'de görüldüğü andan itibaren uzmanların Sağlık Bakanlığı'na uyarılarını ilettiğini söyledi. Ancak Yavuz'un iddiasına göre ne test kapasiteleri artırıldı ne de malzeme yani kit stoklandı. Kuyruklar uzayınca da Bakanlık formül olarak test zorunluluğunu kaldırmayı seçti. Hastaneler taştı gerçekten. Ben bizim hastanede ilk defa böyle bir kuyruk gördüm. İnanılmaz hastanenin dışına giden kuyruklar, test kuyruğu. Test kuyruğu. İnsanlar benim kendi ablam 3 Birlikleri kaldırmanın yolu e, testi kaldırmak değil. Böyle bir uygulama yok çünkü bilimsel de değil. E, özel hastanelerde bakılabilir ama özel hastaneler bu işlemi ücretli olarak yapıyor. Eğer özel hastanelerde de yapılacaksa bu ücretsiz olarak yapılmalıdır veya da kentin çeşitli merkezlerinde aşı ve test yerleri açılabilir. Sağlık Birliği'ne göre özel hastanelerde testin ücretsiz yapılması dahil kuyrukları kısaltacak pek çok formül daha vardı. Ancak Sağlık Bakanlığı test sayısını azaltmayı tercih etti. Dünyada da böyle bir uygulama yok. Tüm dünya aşağı yukarı hızlı antijen uygulamasına geçti. Bu şekilde test yöntemini değiştirdi. Türkiye ise ısrarla buna geçmedi e, ve bunu daha sonradan... PCR testlerini ortadan kaldırarak çözmeye çalıştılar. 412 binden fazla test yapıldı. Vaka sayısı 73 bine dayandı. Üstelik kayıtlara geçenler kendi isteğiyle test yaptırmaya gidenler. Böylelikle belirsiz hastalar tespit edilemiyor. Zaten temaslılara karantinada kaldırıldığı için ancak pozitif çıkanlar kendini izole ediyor hız kesmek bir yana gittikçe yayılan salgın nedeniyle Türk Tabipleri Birliği'nden istifa çağrısı geldi. Bu durumda bilim kurulunun herhangi bir anlamı yok. Böyle bir karar üstlenmiyorsa e, istifa edebilir. Bilim kurulunun almadığı bir kararı alınmış gibi gösterdiği için bence Sağlık Bakanı da istifa etmelidir. Çok acayip, çok acayip. Şimdi bir bakanımız kıymetli bir bakanımız diyor ki biz hızlı test kitlerini üretiyoruz. Almanya'nın en çok kullandıkları onlar. Peki neden vatandaşımız faydalanmıyor? Türk milleti bu ülkenin insanı niye faydalanmıyor? Onu düşünmemiş belli ki. Belli ki düşünmemiş. Bunun ne faydası olacağını sonra tartışırız. Ama böyle bir imkan var mı? Önce ona bakmamız lazım. Şimdi ilginç bir durum var. Bu omikron meselesi hafif alınıyor. Hafif alınıyor fakat sonuçlar can sıkıcı. Çabuk bulaşıyor, birçok insan tarafından belki de bilhassa aşılılar tarafından hafif atlatılıyor. Peki aşı konusunda biz yeterli düzeyde miyiz? Hayır. Bir defa çift aşılılarımız yüzde altmış bir. Yani tam olarak sayıyı bilemediğimiz sığınmacıları sayarsak yüzde elli iniyor. Sedat Ergin'in yazdığı yazıya bakarsak. Dünyada son birkaç haftada ölümler omikronla bağlantılı ya da bizzat omikronun kendisinden kaynaklı olarak yüzde dört, yüzde dördün üzerinde artmış durumda. Dünyada bugüne kadar Dünya Sağlık Örgütü'nün söylediğine bakarsak aşırı işte 20 milyonun üstünde insan hayatını kaybetti. Çünkü onlar diyorlar ki 5,5 milyon filan ama bağlantılı başka konularla etkilediği rahatsızlıklarla can kaybı böyle bir şey. Bir de işte yansıtılmayan falan filan. Türkiye'de son bir hafta içinde, on gün içinde can kaybı yüzde yedi arttı. Geçen senenin aynı dönemine göre yüzde yedi. Bu yüzde yediyi açıklayacak birilerine ihtiyacımız var. Biz doktor değiliz, hekim değiliz, tıp insanı değiliz, uzman değiliz, politikacı değiliz, bir şey değiliz. Ama geçen senenin aynı dönemine göre son 10 günde Türkiye'de can kaybı niye %7 arttı? Birinin bunu bize açıklaması lazım. Ve biz 5 haftada, son 5 haftada 20 bin insanımızı kaybettik. Onların her birinin canı yakınları için, dolayısıyla her birimiz için ne kadar kıymetli düşünün. O yüzden de bakanlığa sormuyorum zaten anlaşıldığı kadarıyla onlar bir muhakeme ve bir önlem dolayısıyla bu işi organize etmektense saklamayı tercih ediyor gibi görünüyorlar adeta. Ama bilim kuruluna şunu sormak istiyorum doğrusunu isterseniz. Bilim kurulu efendim bu bilim kurulunun kararı değil bakanlığın kararı derken bir üyesi vasıtasıyla ne demek istiyor? Bilim kurulu bilim mi yapıyor yoksa politika mı yapıyor?